Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Star TV ekranlarında bu sezon başlayan yeni bir projeden söz edeceğiz bu akşam. Dizinin ekibinden başrolleri paylaşan Nazan Kesal, Serhat Teoman ve Ceyda Ateş'le gerçekleştirdiğimiz özel sohbetimizi ekrana getireceğiz. Ama onun öncesinde malum şu aralar İstanbul'un sanat gündemi, sanat ajandası hayli yoğun. Biz de bu gündemden Çağdaş Sanat Fuarı'na, Contemporary İstanbul'a uzanalım istiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda sevgili Levent Erden bizim için fuarı dolaştı. İşte Levent Erden'in izlenimleriyle Contemporary İstanbul. Contemporary İstanbul'un 14.sü açılıyor. İstanbul Bienali'nde 7. kıta başlıyor. Her yerde destek sergileri var. Eskişehir'de Odun Pazarı Modern Müze açıldı. İstanbul'da Arter açıldı. Yani müzeler açılıyor, sergiler açılıyor, Bienal başlıyor. Bu sene kaç sanatçıyla katılıyorsunuz? 16. Üf, inanılmaz. Bizim 21 sanatçımız var, 16'sını burada gösteriyoruz. Evet, özellikle de Guido Casaretta'nın hem de papyemaşe üstüne kurşun kalemli olan eseriyle. Evet, bu iş tabii çok özel bir iş. Guido genellikle manipüle eden bir sanatçımız. Bu işte gene Guido'nun teknolojinin sanatta kullanımıyla ilgili bütün bilinenleri ters yüz ettiği bir iş. Gördüğünüz heykelin kastı aslında bilgisayar oyunlarında kullanılan erkek tiplemelerinden biri. Erol Bey, hafta sonu muhteşem bir iş yaptınız. Mükemmelin ötesine gittiniz. Odun Pazarı Modern Müze. Şimdi hemen arkasından Arter, bir de şimdi buradayız. Ne diyorsunuz birdenbire bu kadar hayata? Bir de sizin müzenin açılması sonrasında ne hissediyorsunuz? Bir kere sanatseverlerin bayramı diyoruz. Çünkü birkaç gün daha bu etkinlikler daha yoğun bir şekilde sürecek. Onun için bu moral sanat dünyası için olduğu kadar Türkiye'miz için de önemli. Sıkıntılarla ve problemlerle uğraşmaktan sanatla uğraşmak çok daha iyi bir şey. Burada ben de söyleyeyim, hakikaten Odun Pazarı Modern Müziği görmek lazım mutlaka. Hasan Bülent Hocam, kaçıncıdayız bu sene? 14.deyiz. Bu sene İstanbul'da önemli olaylar oluyor kültür ve sanat alanında. Ben buna Türkiye'nin kültür sanat gelişiminde son 40 yılda 3. dalga diyorum. 1980-2000 arası bir dalga, 2000-2020 arası bir dalga. Şimdi müthiş bir şatafatla başlayan 3. dalganın sınır noktasındayız. Bunu devam ettireceğimizi umarım. Müzeler, galeriler, fuarlar birbiri ardınca açılıyor. Ceyda, gene ezoterizmin tavanında gözler içinde dolaşıyorsun. Yani nazar boncuğu gibi oldu işlerin. Kem gözlere savaş açıyorum. Yani yüzlerce kodlama kullanıyorsun. Bu kodlamaların içinden nasıl çıkacağız? Yanında herhalde bir açıklama kitabı falan vereceksin. Birazdan net anlatmaya başladım ama bu sene bence işleri. Biraz daha böyle daha eskiden çok daha fazla araştırıp biraz daha kodlama yapıp semboller ekliyordum. Şimdi bu sefer biraz daha bodozlama denilecek şekilde girdim. Daha dümdüz, hani hiçbir araştırma şey yapmadan, uzun süre hiçbir şey okumadan direkt hissettiklerimle yazdım. Şimdi de televizyon ekranında bu hafta ilk kez seyirciyle buluşan çocuk dizisine dair başrol oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz sohbeti ekrana taşıyoruz. Hasan hapisten çıkıyormuş. Eli kulağındaymış. Efe'nin babası. Adı Hasan. Şule, Burak doğduğundan beri Efe ile ilgilenmiyorsun. Duymuyorsun çocuğu, görmüyorsun. Ne diyeyim? Ali Kemal'in dünyadan haberi yok. Bizim tek bir oğlumuz var, o da bu bebek mi diyeyim? Dokunma oğluma. Ananı affettiysen beni de affedeceksin. Oğlum günahımsa torunum da tövben benim. Star TV ekranlarında yeni sezonda seyirciyle buluşan yeni bir proje, çocuk dizisi, çarpıcı konusu ve güçlü kadrosuyla yeni sezonun
öne çıkan işlerinden biri ve biz de dizinin ekibinden başrolleri paylaşan sevgili Nazan Kesal, Ceyda Ateş ve Serhat Teoman'la sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz. Ekibin geri kalanına da selamlar diyelim. Çünkü yoğun bir set temposunda buraya kadar gelmeniz müthiş. Ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi anne baba olmaya dair, ebeveyn olmaya dair çok temel bir meselesi var dizinin gördüğüm kadarıyla. İlk bölümü 9 Eylül'de pazartesi yayınlandı. Dolayısıyla üzerine öyle konuşabiliriz. Evet. O yüzden bu hikayeyle karşılaştığınızda ne hissettiğinizi merak ediyorum. Mesela anneliğe dair bir sorgulama olduğu şüphesiz. Asiye Hanım'ı oynuyor Nazan Kesal. En kilit aileye sahip sırlarla gözüken, dolu. Sırlarla dolu bir kadın. Ki Nazan aslında böyle rollere çok da gelmez diye. Nasıl oldu Asiye ile buluşma, hikaye ile buluşma? Senaryoyu bana gönderdikleri zaman bu sezon iş yapmayı, dizi çekmeyi düşünmediğim bir dönemde geldi. Çünkü üst üste Fazilet ve Halka çekmiştim ve artık dinlenmek istiyorum diye bir karar almıştım. Hatta bir süre okumadım senaryoyu. Fakat sonra böyle bir içimden bir ses dedi ki yani bunu öteleme, oku. Bir şey var burada. Okuduğum zaman gerçek bir karakter senaryosu. Öykü çok çarpıcı. Dediğin gibi Asiye o ailenin hem annesi hem babası olmuş. Eşi terk etmiş. Yani benim için 3 çocuk ama çocuklar için 2 kardeş. Geçmişi sırlarla dolu bir kadın. Dizinin kadın karakterlerini bu kadar öne çıkartması aslında projeyi kabul etmemde en önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü biliyorsun ki hem sinemada hem televizyonda ne yazık ki her şey eril ve yazılan senaryolarda hep eril bir gözle yazılıyor. O yüzden de böyle kadınlar, annelik, kadın kavramı, kadına bugünlerde bu kadar acı çektirildiği bir zaman dilimi içinde aslında bu hesaplaşmayı toplum olarak bir dizi üzerinden yapmak çok şey geldi bana, iyi geldi. Güçlü bir senaryoydu. Karakteri çok sevdim. Güçlü bir kadın. Evet, yani hepimiz kadar güçlü, hepimiz kadar değil aslında. Zaafları da var. Kesinlikle, ya da ben öyle okumayı seviyorum. Böyle bir kadını aslında daha manevra alanı geniş bir rol diye düşündüm. Öyle. Çünkü ne mutlak, diğer karakterler için de belki bunu söyleyebiliriz. Ne mutlak iyi, ne mutlak kötü. Hiçbiri o anlamda net bir profil değil. O yüzden belki gri. Gri ve belki işte dizi ilerledikçe daha çok alan doğacak. Şimdi, Şule'ydi Ceyda'nın oynadığı karakter. Gerçekten empati yapması ne kadar zor bir kadın. Hani yerinde olmayı istemezdik ama sen nasıl hissettin? Hem bu yaşa kadar baktığı, Efe kaç yaşında? Beş. Beş yıl annelik ettiği bir çocuk var bir tarafta. Sonra kendi çocuğu olmuş. Biri evlatlık, diğeri kendi doğurduğu çocuk. Ve ikisi arasındaki çelişkili durumu. Ne hissettin? Aslında zor bir duygu. Çok. Yani çocuğu olması için çok uğraşıyor ve çocuğu olmuyor. İşte kayınvalidesi işte tekrar hamile kalıyor ve o çocuğunu da kaybettiğinde kayınvalidesi yani tek seçeneğim var, ben yuvan yıkılsın istemiyorum. Ya çocuğu kabul edeceksin ya da bu yuvaya yıkılmasına göz yumacaksın gibi bir aslında konuşma geçiyor aralarında. Ve Şule de kocasına aşık bir kadın ve mecbur, aslında seçeneği mecbur bırakılıyor ve çocuğu kabul ediyor. Aslında tabii bunun tam geçmiş şeyini tam Şule de bilmiyor. Yani geçmiş yaşamını, geçmiş hayatını, neden bu aileye gelin geldi. Hani aslında bunların altı... Asiye'nin epeyce sırrı var canım. Evet, çok. Aslında bu ben seçmişim gelin olarak. Hikayenin altı aslında tam net değil. aslında Şule'nin derdi baktığı çocuk da değil. Evet, Efe'ye 5 yıl boyunca kendi çocuğu gibi baktı ve kendi çocuğu olunca duyguları değişti. Evet. Aslında çocukla derdi değil, ihmal edilmiş bir kadın Şule. Kocasından görmek istediği ilgiyi görmüyor ve o yüzden de bunun belki hırsını çocuktan çıkartıyor. Aslında iyilikle kötülüğün arasında kalmış bir kız. Evet. Ne çok iyi, ne çok kötü. Başta da onu söyledim. İlerleyen bölümlerde de hani bu kız iyi mi, kötü mü? Ben de bilmiyorum. Seyirci de
bunu kendi içine çözecek. İzlerken bizi de acıtacak tahmin ediyorum. O öyle bir konudur ya, anneliğe dair her şey biraz daha fazla dokunur. Ama bundan ibaret değil, babalığa dair de tahminen konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Ali Kemal'i ilk anda böyle sorumluluk sahibi, iyi bir adam, iyi bir baba. Evet. Değil mi? Tabii şu da sorulur herhalde, sorulmuştur. Baba olmak oyuncu her role girer de. Burada iki çocuklu bir baba olmak, üstelik bu kadar hani zor durumdaki bir baba olmak nasıl geldi sana? Şimdi şöyle, hani hikayeye baktığımız zaman aslında ilk bölüm itibariyle insanlardan da gelen şey o. Ali Kemal masum. Çünkü neden masum? Çocuğu olmadığını bilmiyor Ali Kemal. Ve o noktada Ali Kemal öğrendiği zaman neler olacak, neler yapacak, bunları tabii ki sonrasında göreceğiz. Ama ben şöyle bakıyorum. Bir erkek için, bir anne, kadın için annelik, babalık duygusu hep çocuğunuz olduktan sonra aslında hayatınızın başrolü o olur ve siz kahramanın yanında gidersiniz noktasında. Ali Kemal için annesiyle babasıyla olan ilişkisi kadar artık çocuğuyla olan ilişkiler de çok önemli. Ve bence Şule ile işte o hikayesinde anlaşamıyor gibi gördüğümüz noktalarda aslında onun çocuğuna olan davranışlarından dolayı biraz soğuk davranıyor diye düşünüyorum Ali Kemal. Şimdi çocuk oyuncumuz var bu arada. Mehmet Emin. Mehmet Emin. Mehmet Emin. Değil mi? Bayılıyorum ben çocuk oyunculara. Gerçekten inanamıyorum. Muhakkak bir zaman alıyordur sete adapte olmaları. Bilmiyorum, ilk oyunculuğu mu? İlk. İlk oyunculuğu. Nasıl bir iletişim kurdunuz? Çünkü birebir onun üzerinden dönecek bütün hikaye. Ya keyifli. Ben daha çok vakit geçiriyorum şimdi şu anda çocukla. Mehmet Emin yani... Çok naif bir çocuk, çok keyifli. Zaten sette oyuncu koçumuz ve pedagoglarımız var. Bunlar tabii set koşulları ona göre ayarlanıyor mutlaka. Sonuçta bir çocukla çalışıyoruz. Ona büyükmüş gibi davranamayız ve onun kuralları ve onun konforu nasıl iyiyse o şekilde çalışmalıyız. Sevgili yönetmenimiz Serkan Birinci de elinden geldiği kadar... çok hassas. Evet, elinden geldiği kadar dikkat ediyor ve önce onun sahneleri bitiriliyor, gönderiliyor. Aynen. Evet. Öbür bebek için de aynı şekilde. Bebek için tabii, de öyle. Bir de 7 aylık çocuğum var. Evet. Yani keyifli Mehmet Emin'le çalışmak, ilk oyunculuk deneyimi. İzleyicinin de seveceği bir iş olacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok fazla duygulara hitap eden yanı var. Güçlü oyunculuklar var. O yüzden kolay gelsin diyorum ama bu arada tabii Nazan'a şu soruyu sormadan geçemiyorum. Bir yandan tiyatro var. Set programıyla. Gerçi sen bunu yaptın daha önce de herhalde ama. Biliyorsun değil mi? Ay ben şu an damara basan soruyu sorduğum için kenara doğru çekilebilir miyim? ya ne olacak? Ben biraz böyle galiba şunu kabullenmem lazım. Ben ne kadar yoğunsam o kadar çok dik duruyorum ve daha direngen oluyorum galiba. Geçen sene halka çekerken yaralarım aşktandır prova ettim ve premier yaptım. Bu sezon yine başlıyorum oynamaya. Sevindim 16-17 Eylül'de PSM, zorlu PSM'de oynayacağım. 25 Eylül'de de yine moda sahnesinde oynayacağım. Hazır konu kadınlarken, annelerken ve Firuğ'un hikayesi, onu hatırlatalım. Yaralarım aşktandır, Firuğ Furuzat'ın hikayesi. Gündemimizde de keşke olmasa ama yine buraya gelirken bir kadının öldürülme haberiyle karşı karşıya kaldım. 16 Eylül'deki oyunumu Mor Çatı Vakfı'na, gelirini Mor Çatı Vakfı'na bağışlamak istiyorum. Buradan da ilan etmek istiyorum. Hem Furuğ çünkü hayatı boyunca hep kadınların özgürlüğü içinde mücadele etmiş bir şair. Oyunumuz da direkt bunu anlatmasa bile aslında kadınların içinde kaldığı o sıkışmış dünyayı anlatıyor. İran ya da benzer coğrafyalar hiç fark etmez. O yüzden seyircilerimizi bekliyoruz. Furuğ Furuzat izlemeye, Yaralarım Aşktandır izlemeye. 16-17 Eylül PSM Zorlu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu tempoda ederiz. Katıldığınız için. Davet ettik. Bu akşamlık da bu kadar. Yeni günde buluşmak dileğiyle efendim. Etkinlik haberi ve bir etkinlik haberiyle de tamamlayacağız. Swiss Business Hub Turkey ve İsviçre Ticaret Odası Derneği tarafından İsviçre Başkonsolosluğu'nun desteğiyle İstanbul'da ilk kez düzenlenecek olan Swiss Days 2019 için geri sayım başladı. 20-22 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi Bomonti Adada gerçekleşecek organizasyonda kültür sanat etkinlikleri de yer alacak. Tüm detaylarıyla
programını da ekrana getirerek tamamlıyoruz bu akşam Gece Gündüz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Swiss Business Hub Turkey ve İsviçre Ticaret Odası Derneği tarafından İsviçre Başkonsolosluğu'nun desteğiyle İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Swiss Days 2019 için geri sayım başladı. Etkinliğe sayılı günler kala bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bütün kapıları açıyoruz ama sektörel olarak gıda, tarım, lüks, lüks dediğimiz zaman eğitim, sağlık, tabii ki saat ve mücevher de vardır. Artı turistik ve kültüreldi tabii ki. Her yönümüzü göstermek istiyoruz. İstanbul'da 3 gün boyunca benzersiz bir şölen yaşanacak. Bu organizasyonun Türkiye ile İsviçre arasındaki memnuniyet verici bağları daha da sıkılaştıracağına inanıyorum. Tanıtım toplantısına etkinliğe lojistik destek veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı. Natalya Hanım bize geldiğinde İsviçre Başkonsolosu birlikte bir proje yapalım diye. Burada bir ortak bir birlikte kültürel faaliyetleri de olan ticari ve sanayi ve diğer iş insanlarının da katılacağı bir organizasyon yapalım dedi. Biz de lojistik destek veriyoruz kendilerine. Swiss Days 2019 kapsamında kültür sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Kültür sanat anlamında tabii bir takım müzik etkinliklerimiz olacak. Örneğin Alpler'de Alphorn olarak bilinen, Alp borusu olarak bilinen böyle değişik İsviçre'ye has bir müzik enstrümanının sergilenmesi söz konusu. İsviçre Radyosu orada canlı bir yayın yapacak. Orada bir takım DJ'lerin de oraya radyolardan da yayın yapmaları söz konusu olacak. İnek sağma yarışmalarımız, inek boyama yarışmalarımız gibi çeşitli ufak çocuklara, biraz daha büyümüş çocuklara yönelik de etkinliklerimiz olacak. Biliyorsunuz Bomonti ailesi bir İsviçre ailesi. 1890'larda buraya gelen, burada fabrikayı kuran, onların bir sergisi olacak. Bomonti ailesinin torunu gelecek. Swiss Days 2019, 20-22 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi Bomonti Adada gerçekleştirilecek.